dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Sevindirici olmayan Üzücü bir haberle başlıyorum. Bugün. Çoğu Avrupa ülkesi için seyahat uyarılarını kaldıran Alman hükümeti, Almanlar için üçüncü en popüler tatil ülkesi Türkiye'yi riskli bölgeler arasına aldı. Türkiye'ye gidenler dönüşte karantinaya alınacak. Almanya, Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi koronavirüs risk bölgesi listesine aldı. Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan ve düzenli olarak güncellenecek listede Almanların tatil için tercih ettiği Mısır, Tayland ve Fas gibi ülkelerde yer aldı. Söz konusu bir risk bölgesinden Almanya'ya dönecek olan kişiler ev dışında kimseyle görüşmemek koşuluyla 14 günlük karantinayı göz önünde bulundurmak zorunda. Uygulama nedeniyle Almanların Türkiye'de tatil yapma eğilimleri büyük ölçüde azalacak. Türkiye'den dönüşte 14 gün evde karantina altında kalma uygulamasının Almanya'da yaşayan Türkler için de caydırıcı olabileceği tahmin ediliyor. Tatil dönüşü karantinaya alınma durumunda okula giden çocukların eğitimleri de aksayacak. Karantina kurallarını ihlal edenler ya da karantinaya girmeyenler virüs bulaştırmaya sebep olmaları halinde Alman ceza hukukuna göre suç işlemi sayılacak. Ülkeler salgın riskine göre sınıflandırılırken yeni vaka sayısındaki artış göz önünde bulunduruluyor. Bir haftada 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görüldüğü durumlarda ülke risk bölgesi ilan ediliyor. Bunun yanı sıra yeni vaka sayısı az olan ülkelerde test kapasitesinin az olması, salgınla mücadele önlemlerinin yeterli olmaması ve ülkenin salgının durumuna dair güvenilir bilgileri paylaşmaması da bir ülkenin risk kategorisine girme nedenlerinden sayılıyor. Doğu Welle'nin haberine göre Türkiye, İtalya ve İspanya'dan sonra Almanların tatil için en çok tercih ettiği üçüncü ülke. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Der Spiegel dergisine geçen hafta yaptığı açıklamada seyahat uyarısının devam etmesini eleştirmiş, bu kararın arkasındaki bilimsel nedenleri anlamakta güçlük çektiğini ifade etmişti. Oxford Üniversitesi henüz diğer uzmanlar tarafından değerlendirilmemiş 2000 hasta üzerinde denenen Dexametazon adlı ilacın koronavirüsüne karşı hayat kurtaran en etkili ilaç olduğunu açıkladı. Ancak Alman uzmanlar hala yanıtlanmamış sorular bulunduğunu belirterek ağır hastalarda iltihap önleyici dexametazon ilacından alınan ilk olumlu sonuçlar karşısında aşırı iyimserliğe karşı uyardı. Hannover Tıp Fakültesi'nden pneumolog Tobias Welte, elde edilen sonuçlar bağımsız ve tam yetkili bilir kişiler tarafından incelenmeden araştırmayı değerlendiremezsiniz dedi. Regensburg Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyonoloji bölümünden Bernd Tasberger ise deksametazon maddesinin virüse karşı vücudun bağışıklık yanıtını frenleyebileceğine ve bunun da virüsün yok edilmesini yavaşlatabileceğine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz bir polisin Afro-Amerikan George Floyd'u boğarak öldürmesi tüm dünyada ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Protestolar sırasında yeşillerin Alman Anayasası'nın eşitlik maddesinde yer alan ırk kavramının çıkarılması önerisi geniş yankı buldu. Koalisyon ortakları CDU ve SPD ile muhalefet partileri Sol Parti ve FDP öneriye destek verdi. Başbakan Angela Merkel de yaptığı açıklamada anayasadan ırk kavramının çıkarılması tartışmalarına açık olduğunu söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Geofa tartışmaya kapalı olmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Lambrecht toplum ve meclis tarafından geniş destek görürse ırk kavramının çok hızlı biçimde anayasadan çıkarılabileceğini söyledi. 1949'da kabul edilen Alman Anayasası'nın herkesin yasalar önünde eşit olduğunu güvence altına alan üçüncü maddesi şöyle. Hiç kimse cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz.'' Yeşiller eş başkanı Robert Habeck ile Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi Yeşiller Grup Başkan Vekili Aminata Taz gazetesi için kaleme aldıkları ortak makalede ırklar yoktur, insanlar vardır diyerek insanlara alt kategorilere ayıran ırk kavramının anayasadan çıkarılmasını talep etmişti. Fransa'da meclis iki yıl önce ırk kelimesinin anayasadan çıkarılmasını onayladı ve anayasanın hangi köken ırk veya dinden olursa olsun herkes yasalar önünde eşittir yazan birinci maddesi hangi cinsiyet köken veya dinden olursa olsun herkes yasalar önünde eşittir olarak değiştirildi ancak bu değişiklik Fransa'da yaşayan siyahilere karşı ırkçı polis şiddetini engellemedi. Irk kavramının kaldırılması Ağrı sürmesine rağmen ağrının hissedilmesini engelleyen ağrı kesici bir ilaçtan başka bir şey değil. Çocuğun adını değiştirmekle çocuğun karakteri ve yaşam anlayışı değişmiyor. Semptomlara göstermek yerine hastalığın sebebi üzerinde tartışmaktan kaçınarak yok edici, dışlayıcı, aşağılayıcı, kışkırtıcı ırkçılık hastalığının tedavisi mümkün değil. Korona salgını nedeniyle getirilen yasaklamalardan büyük ölçüde etkilenen turizm sektörünün temsilcileri düzenledikleri gösteriyle Alman hükümetinden yardım istedi. Berlin'de Alexander Meydanı'nda toplanan binden fazla turizmci Untinden Linden Caddesi üzerinden tarihi Brandenburg kapısına kadar yürüdü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre göstericiler üzerinde turizm sektörünü kurtaran yazan pankartlarla, Turizm olmadan iş yerimiz olmaz ve 100 bin kişi işini kaybedecek yazan dövizler taşıdı. Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin küçük ve orta ölçekli şirketler için yaptığı yardımların yetersiz olduğu, turizmcilerin iflasın eşiğinde olduğu belirtildi. Eyalet başbakanları radyo-televizyon vergilerinin 17,5 eurodan 18 euro 36 sente yükseltilmesini öngören devlet sözleşmesini onayladı. Yasa, eyalet parlamentolarının da kabul etmesi durumunda 2021 yılında yürürlüğe girecek. Eyalet başbakanları radyo TV vergisinin ayda 86 sent artırılmasına Mart ayında karar vermişti. Söz konusu tarihte tek eyalet olarak Saksonya Anhalt çekimser kalmıştı. Değerli Meclis Radyo hazırlayıp sunduğu Info programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.